Herkese merhabalar. Yurdumun güzel öğretmenleri, gününüz aydın ve güzel olsun. Geceniz arkadaşlar, eğer gece dinliyorsanız geceniz de arkadaşlar huzur dolu olsun diyoruz. Biz artık öğretim yöntem teknikleri dersinde sona doğru artık geldik. Son konumuz olan kavram öğretimiyle karşınızdayım. Bunları diğer öğretim tekniklerinden ayırmamın sebebi şu. Benim size bugün öğreteceğim teknikler aynı zamanda kavram yanılgıları için kullanılmakta. Şimdi kavram yanılgılarına baktığımızda kişisel deneyimlerle oluşmuş, bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen öğrenmelere biz ne diyoruz? Kavram yanılgıları diyoruz. Isı ve sıcaklığın aynı anlamda kullanılmış olması arkadaşlar gibi ifadeler nedir? Birer kavram yanılgısı olacaktır. Şimdi biz kavram yanılgılarında tespit etmede ya da gidermede hangi tekniklerden yararlanıyoruz? Şimdi sıra nereye geldi? Bu konuya geldi. Ancak şunu unutmayın. Benim burada anlatmış olacağım öğretim teknikleri aynı zamanda bakın kavram yanılgılarının tespit ya da giderilmesinde kullanılırken öte yandan yine öğretim tekniği olarak da ne yapılmakta? Kullanılmakta. Şimdi bu tekniklerin ilkiyle başlıyoruz. Özellikle ÖABT'de fen alanları üzerinde olan branşlarda karşımıza soru olarak gelen kavramsal değişim metinleri diyoruz. Şimdi bakın kavramsal değişim metinlerine baktığımızda gelişim psikolojisinde biz neyi görüyoruz? Piaget'i görüyoruz. Peki Piaget'e göre çocuk zihninde var olan bir kavramın aksiyle karşılaştığında, aksi bir anlamıyla karşılaştığında ne yaşıyordu? Dengesizlik yaşıyordu. Peki zihin her zaman dengeye ulaşmak ister. Bakın hayatımızdaki bazı insanlara karşı yaşamış olduğumuz hayal kırıklıklarında ne yaparız? Zihnimiz bir allak bullak olur, hayata küseriz, bir anda dünya başımıza yıkılmış gibi hissederiz. Aslında orada ne yaşamış oluyoruz? Bir dengesizlik yaşamış oluyoruz. Ama ne diyoruz? Zihin her zaman dengeye ulaşmak ister. O zaman zihin her zaman dengeye ulaşmak isterse insanoğlu bunu kabullenerek dengeye ulaşıyor. Ama Piaget'e göre diyor ki zihin ya var olan kavramı zihnindeki şemaya uydurur, yani özümseme yapar diyor. Ya da şemasını yeniden değiştirir diyor. Yani ne yapar? Uyumsama arkadaşlar yapar. Biz insanoğlu da ne yapıyoruz? Şahıs ve kişilere karşı yaşamış olduğumuz hayal kırıklıklarında uyumsama yapıyoruz. Yani artık onlara dair şemalarımızı ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Dolayısıyla kavramsal değişim metinlerinde de kavram yanılgıları var. Çocuk bir kavram yanılgısıyla arkadaşlar karşılaştığı zaman dengesizlik yaşar. Bu nedenle ya özümseme ya da uyumsama yaparak çocuğun zihninin dengeye ulaşması söz konusudur. Yani aslında baktığımızda kavramsal değişim metinlerin temeli Piaget'deki gibi dengesizlik, özümseme ve uyumsama kavramlarının arkadaşlar mantığı gibidir diyoruz. Peki biz kavramsal değişim metinlerini derslerimizde nasıl kullanıyoruz? Şimdi beni dikkatle dinleyin. Öğretmen çocuklara önce konuyu açıklar ya da dersi işler. Bir bakar ki çocukların kavram yanılgısı var. O zaman kavram yanılgılarını dersi işlerken ne yapıyor? Tespit ediyor. Sonra var olan kavram yanılgılarına ilişkin örnekler veriyor. Örnekleri de verdikten sonra yani bakın ısı ve sıcaklık konusunu anlatan bir fen bilgisi öğretmeni çocuklarda bu iki kavram arasında bir kavram yanılgısı olduğunu tespit ediyor. Sonrasında öğretmen şunu yapıyor. Diyor ki çocuklar diyor. Isı budur, sıcaklık budur, örneğin budur, örneğin budur deyip örnekler veriyor. Örnekleri verdikten hemen sonra çocuklara bir metin dağıtıyorsa, çocuklara bir kavramsal değişim metni arkadaşlar veriyorsa biz buna kavramsal değişim metini diyeceğiz. Peki bu kavramsal değişim metinlerin içinde ne yazıyor? Bakın mevzu şu, ısı ve sıcaklık aynı anlamda kullanılır. Halbuki ısı ve sıcaklık aynı şey değildir der. Bakın önce o zaman çocuğun başlangıçta bir kavram yanılgısı bakın olduğu verilir. Daha sonra bunun yanlış olduğu ifade edilir. Yanlış olduğu ifade edildikten sonra bunun bir kavram yanılgısı olduğu ifade edildikten sonra şu esnada ısı ve sıcaklığın aynı şeyler olmadığına dair bilimsel gerekçelerle
ne yapılır? Açıklama yapılır. Bir deneyden bahsedilebilir. Bir bilim adamının yapmış olduğu bir çalışmadan arkadaşlar bahsedilebilir. Ve burada arkadaşlar bilimsel gerekçelerle açıklamalar yapıldıktan sonra sürecin sonunda ısı ve sıcaklık aynı şey değildir. Isı budur, sıcaklık budur şeklinde kavram yanılgısı ne yapılır? Giderilir. O zaman benim kavramsal değişim metinlerimin en başında bir kavram yanılgısı verilir. Daha sonra bunun yanlış olduğu ifade edilir. Daha sonra bu yanlışlık bilimsel gerçeklerle açıklanır. En sonda da kavram yanılgısı giderilerek çocuğun zihinsel şemasında o kavram ne yapılır? Oturtulur. Biz kavramsal değişim metinlerinde ne vardır diye o zaman bize sorarlarsa en başlangıcında bir kavram yanılgısı var. Bunun bir yanlış bilgi olduğu açıklanıyor. Daha sonra bilimsel gerçeklerle bu ifade açıklanıp en sonda kavram yanılgısı düzeltiliyor. Öğretmen de bakın konuyu açıklayıp kavram yanılgısı olduğunu tespit ettikten sonra bunu açıklayıp bunu örnekler verip en sonunda da bu kavramsal değişim metinlerini çocuklara vererek burada farkındalık yaratıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Kavramsal değişim metinleri diyeceğiz. Peki devam ediyorum. Tahmin, gözlem ve açıklama diyoruz. Bak adı üstünde sana diyor ki önce tahmin et. Sonra bu tahminlere dayalı olarak ne yap diyor? Gözlem yap diyor. Daha sonrasında yapmış olduğun gözlemlerle kurmuş olduğun tahminlerin bakın doğruluğu ya da yanlışlığı noktasında açıklama yap diyor. Gelin biz burada tanım vereceğimize bununla ilgili bir örnek verelim. Bir fen bilgisi öğretmeni organik besinler konusunu işleyecek ve çocuklara diyor ki çocuklar diyor herkes haftaya evinden pişmiş bir tane yumurta getirsin. Herkes bir dilim ekmek getirsin ve bir de sizlerden limon kabuğu istiyorum diyor. Çocuklar sonraki hafta bu besin türlerini sınıfa getiriyorlar. Sonra öğretmen çocuklara şöyle bir soru soruyor. Diyor ki çocuklar diyor bu besinlerde hangi besin türü vardır diyor. Çocuk diyor ki öğretmenim diyor yumurtada diyor karbonhidrat vardır diyor. Bakın kısalttım KH karbonhidrat. Ekmekte öğretmenim diyor protein vardır diyor. Öğretmenim bence limon kabuğunda da bir şey yoktur diyor. Sonra öğretmen bu besinlerin her birinin ayrıcı olan bunları ayırt etmemizi sağlayan ayraçlar veriyor. Mesela kafanızı çok karıştırmak istemiyorum ama bir örnek vereyim. Mesela biz proteinleri ayırt etmede büyüret ayracını kullanırız. Bu tarz arkadaşlar büyüret ayracı veriyor, iyot arkadaşlar veriyor, sudan 3 veriyor. Bu besinleri canlar ayırt edebilmesi için. Bunlar karbonhidrat, protein ve yağların ayraçlarıdır. Sonra çocuklar ayraçları alıyor. Öğretmenin vermiş olduğu her bir ayracı, her bir besin türüne ne yapıyor? Damlatıyor. Ve bu ayraçlarda meydana gelen renk değişimlerini gözlemlemeye başlıyorlar. Sen büyüret ayracını bir besine damlattığında hafif pembemsi bir renk oluşursa orada protein vardır dersin. O zaman ayraçları besinlere damlatarak bu besinlerde meydana gelen renk değişimlerine göre hangi besin türü olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Sonra öğrenci diyor ki öğretmenim diyor ben diyor bakın yumurtada karbonhidrat var dedim ama yanılmışım. Yumurtada meğerse protein varmış. Ya da ekmekte protein var dedim ama yanılmışım. Ekmekte meğerse karbonhidrat varmış. Limon kabuğunda bir şey yok dedim ama limon kabuğunda meğerse yağ varmış öğretmenim. Sen limonu çayın içine attığında üzerinde hafif yağsı bir tabaka oluşur bak sebebi bu. Şimdi o zaman ben baktığımda çocuk önce ne yaptı? Bu besin türlerinde, bu besinlerde pardon hangi besin türü var bunu ne yaptı tahmin etti. Daha sonra ayraçları damlatarak besinlerde meydana gelen renk değişimlerini ne yaptı? Gözlemledi. En sonda kurduğu tahminlerle gözlemlerini ilişkilendirerek aslında kurduğu tahminlerin yanlış olduğuna ilişkin ne yaptı? Açıklama yaptı. Ha bu tahminler doğru olabilir miydi? Tabii ki bu tahminler doğru da olabilirdi. İşte biz buna ne diyeceğiz? Tahmin, gözlem, açıklama diyeceğiz. Önce tahmin ettik.
Sonra olaya ilişkin gözlemler yaptık. Daha sonra tahmin ve gözlemlerimizi ilişkilendirerek ne yaptık? Açıklamada bulunduk. Burada anlaşıldıysa sadece örneği aklınızda tutmanız bizim için yeterlidir. Şimdi gelelim arkadaşlar kavram karikatürlerine. Kavram karikatürünü anlatırken bir çıkmış sınav sorusundan yararlanmak istiyorum. Bakın çıkmış sınav sorusundan bir tane tekne vardı. Şurası deniz olsun. Teknede 3 tane adam vardı ve bu adamlar teknede ne yapıyorlardı? Balık tutuyorlardı. Adamlardan biri şunu söylüyordu. Diyordu ki çok açılmayalım batarız diyordu. Şu da arkadaşlar diyordu ki yanılıyorsun. Su derinleştikçe suyun kaldırma kuvveti ne yapar dedi? Artar dedi. Üçüncüsü de dedi ki aslında dedi sen yanılıyorsun dedi. Çünkü suyun kaldırma kuvvetinin derinlikle bir ilişkisi yoktur dedi. Bizim karşımıza bu tarzda bir çıkmış sınav sorusuyla ÖSYM geldi ve dedi ki yukarıdaki kavram karikatürüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedi. Şimdi beni bir dikkatle dinleyin. Bir kere şunu söyleyebilir miyim? Burada ele alınan konu suyun kaldırma kuvveti. O zaman suyun kaldırma kuvvetine ilişkin baktığım zaman bakın sandalda balık tutan 3 tane adamın örneğini verdiysek buradan çıkacak bir sonuç var. O zaman kavram karikatürleri çizilirken bir günlük yaşamla ilişkili olmalıdır. O zaman benim kavram karikatürleri, karikatürlerim iki ya da daha fazla karakterin bakın günlük yaşamda var olan bakın konunun günlük yaşamla ilişkilendirildiği bir görselde konuşmalarının yer almış olduğu arkadaşlar nelerdir? Karikatürlerdir. O zaman suyun kaldırma kuvvetiyle ilişkin biz arkadaşlar sandalda balık tutan 3 adamla ilişkilendirdiysek bilmemiz gereken ilk iş kavram karikatürleri çizilirken günlük yaşamla ilişkili olmalıdır. Peki biz buna hayatilik dedik mi? Dedik. O zaman kavram karikatürleri hayatilik ilkesine ne yapacaktır? Uygun olacaktır. Peki gelelim önemli bir noktaya daha. Bakın bunu genellikle kitaplar söylemez. Dikkat etmeniz lazım. Bu dedi ki bakın çok açılmayalım batarız. Bu dedi ki yanılıyorsun. Su derinleştikçe suyun kaldırma kuvveti artar. Bu da dedi ki suyun kaldırma kuvvetinin derinlikle hiçbir ilişkisi yoktur dedi. Şimdi hangisi doğruyu söylüyor? Doğru bilgiyi ben sana vereyim. Suyun kaldırma kuvvetinin derinlikle hiçbir alakası yoktur canlar. O zaman üçüncü kişi doğruyu söyledi ama şu yanlışı söyledi. O zaman burada bir kavram yanılgısı var. O yüzden kavram karikatürlerini kullanıyoruz. O zaman bakın bilmemiz gereken ikinci şey. Biri doğruyu söylüyorsa diğeri yanlışı söyleyecek. Biri iyi insansa diğeri ne olacak? Kötü insan olacak. Kavram karikatürleri çizilirken bu sebepten ötürü iki, bilişsel çelişki dediğimiz bilişsel dengesizlik yaratacak şekilde bakın kavram karikatürleri çizilmelidir. O yüzden ÖABT branşlarında efsane bir şekilde kullanılabilir. Biri doğruyu söylüyorsa diğeri yanlışı söyleyecek, biri iyi insansa diğeri kötü insan olacak. Bunun sebebi nereden geliyormuş? Bunun sebebi biz kavram karikatürleriyle çocukların zihninde ne yaratmak istiyoruz? Dengesizlik yaratmak istiyoruz. Peki bir şey daha dikkat et. Bakın Leman Lemanyak gibi arkadaşlar karikatürlerin olmuş olduğu dergiler vardır. Hatta ben lisede bunları çok okurdum. Deli Cevat arkadaşlar mesela vardı. Ama bu dergilerde amaç güldürmektir. Bizim kullanmış olduğumuz, eğitimde kullanmış olduğumuz kavram karikatürlerinde böyle bir amacımız yok. O yüzden bakın bizim çizmiş olduğumuz kavram karikatürlerinde güldürme yoktur. Bizim çizdiğimiz kavram karikatürlerinin amacı nedir diye sorarlarsa amacı ne olmalıdır? Eğitsel değer taşımalıdır.
Peki ben bir önceki videoda ödevleri size anlatırken eysel değer taşımadan kast edilen şey hedeflerdir demiştim, hatırlıyor musunuz? O zaman çizeceğimiz kavram karikatürleri hedeflerimize uygun olmalıdır. O zaman biz kavram karikatürleri çizerken 3 şeye dikkat etmemiz lazım. 1- günlük yaşamla ilişkili olmasına. 2- bakın bilişsel çelişki ya da dengesizlik yaratmasına. 3- güldürme değil eysel değer arkadaşlar taşımasına ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Şimdi bana şunu söyleyin o zaman. Ben suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili size bu şekilde bir kavram karikatürü versem. Ben ve desem ki size suyun kaldırma kuvvetinin sizce derinlikle bir alakası var mıdır desem. Hemen sınıf ortamında bir tartışma ortamı yaratmış olmaz mıyım? Evet. O zaman kavram karikatürleri tartışma ortamı için nedir? Uyarandır. Peki tartışırken bilgiyi sorgulatarak derinlemesine düşünmeyi sağlar. Benim o zaman kavram karikatürlerim bilgiyi sorgulatarak derinlemesine düşünme sağlar diyeceğiz. Peki ben bilgiyi sorgulatarak sizin derinlemesine düşünmenizi sağlıyorsam aynı zamanda ne bilip ne bilmediğinizi de açığa çıkarmış olurum. Dolayısıyla kavram karikatürleri ön bilgileri açığa ne yapar? Çıkarır. Peki ön bilgileri açığa çıkarır dedik. Peki böyle bir kavram karikatürü dersi daha zevkli ve eğlenceli hale getirmesini de sağlar. O zaman öğrencinin öğrenme isteklik düzeyini arttırır. Çocukların arkadaşlar bir şeyi fark etmelerini sağlar. Dolayısıyla kavram karikatürleri dikkat çekmeyi sağlar mı? Sağlar. Peki aynı zamanda çocukların öğrenme isteklilik düzeyi dediğimiz güdülemeyi arttırır mı? Arttırır diyeceğiz. Bu şeklin gelmiş olduğu soruda hangisini sağlamaz dedi? Seçeneklerde arkadaşlar bu ifadeler vardı. Şimdi sorunun seçeneğinde hangisini sağlamazı tam hatırlamıyorum ama çok basitti, direkt çıkarabileceğiniz tarzda bir soruydu. Bir de yakın zamanda şöyle bir soru geldi. Öğretmen çocuklara kartonlar vermiş. Çocuklar kartonlara arkadaşlar karakterler çizmişler ve bu karakterlerin düşüncelerini anlatan baloncuklar oluşturmuşlar ve bunu arkadaşlar tahtaya asmışlar dedi. Bu nedir diye sordu. Yine cevabımız ne olacaktı? Kavram karikatürü olacaktı. Ama o sene buna kavram karikatürü demeyip de eysel oyun diyen arkadaşlar öğretmen arkadaşlarımız oldu. Bakın o soruda ÖSYM sana bir şeyi oynatmıyor, bir oyun kurgulamıyor. Ya da dersin zevkli ve eğlenceli hale gelebilmesi için konunun tekrarını ya da pekiştirmesini sağlamıyordu. Karton veriyordu, bir karakter çiziyordun ve bu karakterin konuşmalarının yer almış olduğu baloncuklar oluşturuyordu. Resmen sorun neydi? Kavram karikatürüydü. Abi şöyle bir genelini al, ben devam edeyim. Kavram öğrenme başlığını siliyorum ama devam ediyoruz bu arada. Tahta daha düzenli dursun diye sildim. 4 diyeceğiz. Kavram haritaları diyeceğiz. Çok önemli. Fevkaladenin fevkinde önemli. Şöyle belki yer yeterse başka bir tane de anlatırım. Kavram haritaları. Zihin haritalarıyla karıştırıyorsunuz bakın. Aradaki farkı vereceğiz. 2 tane artı koyuyorum çünkü bizim için arkadaşlar çok önemli. ÖSYM'nin sevdiği yerler arasındadır. Şimdi sizlerin hepimizin ortak olarak bilebileceği bir kavram haritası ne yapıyorum? Çiziyorum. Eğitim. Formal eğitim,
ve informal eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Formal eğitim kendi içinde örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Yaygın eğitimde kendi içerisinde hizmet içi eğitim ve aynı zamanda halk eğitim, kısaltıyorum, olmak üzere ne yapar? İkiye ayrılır. Bu okların üzerine kesme işareti ile, bakın, türüdür, olabilirdir tarzında ifadeler gelir. Mesela E ayrılır. E ayrılır. Türüdür diyelim. Türüdür diyelim. Türüdür diyelim. Türüdür diyelim. Hatta bunlarla ilgili mesela örgün eğitimle ilgili örnek verecekse canlar, kesme yine ok işareti göstererek kesme işaretiyle örnektir canlar deyip mesela altına ne yazarız? Okullar mesela yazarız. Bakın, görmüş olduğunuz şekil nedir? Bir kavram haritasıdır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir biliyor musunuz? ÖSYM burada en çok kavram haritalarında okumayı sana soruyor. Şimdi birkaç tane kavramı önce size bir açıklayayım. Bu kavramların en geneli hangisidir? Eğitim kavramıdır. O zaman eğitim kavramı bizim ana arkadaşlar kavramımızdır. Ama şu üçlüye baktığımda formal ve informal eğitim eğitimin alt başlıklarıdır. Alt başlıkları olduğu için biz bunlara alt kavramlar deriz. Kesme işaretiyle türüdür, çeşididir, olabilir diyorsa bakın şu öncüllere ne diyoruz? Önerme diyoruz. Bunu çok bilmenize, önerme ifadesini bilmenize gerek yok. Ama kesme işaretiyle türüdür, çeşittir konulduğunu bilmeniz lazım. O yüzden anlatırken ifadeye doğru kurayım diye önerme ifadesini verdim. Şimdi şunu söylüyoruz. Biz okumayı nasıl yapıyoruz? Okuma gerçekleştirirken okun başladığı yerden okun gittiği yere doğru ki kavramları okuyorsun ve araya neyi sıkıştırıyorsun? Önermeyi sıkıştırıyorsun. O zaman eğitim formal eğitime ayrılır. Şu formal diyelim de şöyle formal eğitim diyelim. İnformal eğitim diyelim. Eğitim, bakın ok nereye gitmiş? İnformale. Eğitimden başlamış, informale doğru gitmiş. O zaman eğitim, informal eğitime ayrılır diye okudum. Peki okuduğunuzda okun başladığı kavramla okun arkadaşlar gitmiş olduğu kavramı bir de önermeye ekleyip okuma sağladığınızda verilen ifade doğruysa o zaman o kavram haritası doğru çizilmiştir diyeceksin. O zaman eğitim formal eğitime ve informal eğitime ayrılır diyorsa bu ifade doğru. O zaman kavram haritası burada doğru çizilmiş. Formal eğitim türüdür örgün eğitim. Formal eğitimin türüdür yaygın eğitim. Yaygın eğitimin türüdür hizmet içi eğitim. Yaygın eğitimin türüdür arkadaşlar halk eğitim diye okudum. O zaman baktığımda doğru mu? Doğru. O zaman bu kavram haritası nedir diyoruz? Doğru çizilmiştir diyoruz. Çünkü önermeler ve okun gittiği yer arkadaşlar doğru verilmiştir diyoruz. Bu bir. İki. Peki bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ben bunu program geliştirmedeki eğitim konusu için çizdim. Şimdi o zaman ben eğitimin içerisinde formal, informal, örgün, yaygın, hizmet içi eğitim, halk eğitim olduğunu görebiliyor muyum? Evet. Peki ben video defterlerinizde her dersin başında size defterlerinize bir kavram haritası koydum. O zaman siz oradan o dersin kapsamında hangi konuların olduğunu görebiliyor musunuz? Evet. O zaman biz kavram haritalarıyla konunun bir bütün olarak görülmesini sağlayabiliriz burada olduğu gibi. Biz kavram haritalarıyla dersin bir bütün olarak görülmesini sağlayabiliriz video ders notlarınızda olduğu gibi. O zaman şöyle söyleyelim. Kavram haritaları dersin ya da konunun bir bütün olarak görülmesini sağlar diyeceğiz. Bir şey daha dikkat edelim mi? Şimdi yukarıda neyle başladım? Eğitim ana kavramıyla başladım. Peki aşağıya doğru ne yaptım? Sınıflandırarak gittim. Doğru mu? Alt kavramlarını yazdım. O zaman yukarıdan aşağı doğru bütünden parçaya doğru gitmiş mi çizim? Gitmiş. Kavram haritaları bu nedenden ötürü tümden gelim dediğimiz bütünden parçaya gidecek şekilde ya da başka bir ifadeyle
genelden özele gidecek şekilde ne yapılacaktır? Çizilecektir. Çok çok önemli noktalardan bir tanesi, şimdi kalemin ucuna dikkatle bakıyorsunuz. Halk eğitim bir yaygın eğitim türü müdür? Şekle baktığımda evet ki doğru. Peki yaygın eğitim bir formal eğitim türü müdür? Evet. O zaman dolayısıyla halk eğitim aynı zamanda bir formal eğitim türüdür diyebilirim. Bakın kavram haritasının en önemli özelliği ortaya çıkıyor. Bir daha söylüyorum. Halk eğitim bir yaygın eğitim türüydü. Yaygın eğitim de bir formal eğitim türüydü. O zaman tersten baktığımda halk eğitim aynı zamanda bir formal eğitim türüdür. Kavram haritalarının bu nedenle en önemli amacı nedir biliyor musunuz? En önemli amacı kavramlar arasındaki ilişkinin kurulmasını ne yapar? Sağlar. Ben burada bu kavram haritasıyla formal eğitim ve arkadaşlar halk eğitim arasındaki aslında ne yapmış oldum? İlişkiyi de kurmuş oldum. Halk eğitimin bir formal eğitim bir türü olduğu, bir informal eğitim türü olmadığında bakın ne yapmış oldum? Görmüş oldum. Dolayısıyla kavram haritalarında en önemli amacımız kavramlar arasındaki neyi sağlayabilmektir? Kavramlar arasındaki ilişkinin doğru arkadaşlar kurulmasını sağlayabilmektir. Dolayısıyla lütfen bakın dikkat edin. Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkinin doğru arkadaşlar kurulmasını sağlarken bakın bilgileri görselleştirir. Bilgileri sınıflandırır. Bilgileri somutlaştırır. Ancak çıkmış bir sınav sorusudur. Bunu yaparken bakın siz şimdi okulun ne demek olduğunu biliyorsunuz ama ben burada herhangi bir sizin bildiğiniz bilgiden yola çıkarak gittim. Ama ben burada mesela arkadaşlar prokaryot bir hücre için örnek vermiş olsaydım. Sen burada bunu kafanda somutlaştırabilir miydin? Hayır. Bu nedenle bilgileri görselleştirip sınıflandırıp somutlaştırırken olgu ve örneklerin somutlaştırılmasını ne yapmaz? Sağlamaz. Bu bir çıkmış sınav sorusudur. Peki bana şunu söyler misiniz? Sen kavramın ne olduğunu arkadaşlar biliyorsun. Ama ben yaygın eğitimin arkadaşlar altına tutup da uzun uzadıya bilgiler canlar yazıyor muyum? Hayır. Bilgiler yazmıyorum. Ama ben burada halk eğitimin bir formal eğitim türü olduğu bilgisine ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum. Bu noktada bilginin somutlaşmasını ne yapmış olurum? Sağlamış olurum. Ama örneklerin somutlaştırılmasını, olguların somutlaştırılmasını ben burada ne yapamam? Sağlayamam diyoruz. Peki şunu söylüyoruz bakın. Kavram yanılgılarının, kavram haritaları kavram yanılgılarının hem tespitinde hem de giderilmesinde kullanılır. Aynı şekilde kavram karikatürleri de kavram haritalarının hem tespitinde hem arkadaşlar giderilmesinde kullanılır. Peki yine bakın şunu söylüyorum. Ben ders öncesi kavram haritasından yararlanabilirim. Ders esnasında da kavram haritasından yararlanabilirim. Ya da ders sonrasında da kavram haritasından ne yapabilirim? Yararlanabilirim. Peki ben dersin öncesinde çocuklara bana bir eğitimle ilgili kavram haritası çizin deseydim. Amacım çocukların ön bilgilerini ne yapmaktı? Tespit etmekti. Peki ders esnasında konuyu anlatırken bana bir kavram haritası arkadaşlar çizin deseydim ya da dersin sonunda canlar bakın önce sonrasını alalım deseydim. O zaman çocukların öğrenip öğrenmediklerini, öğrenme eksikliklerini ne yapmış olurdum? Tespit etmiş olurdum. Süreç içerisinde çizdirmiş olsaydım amaçlarımdan bir tanesi kavram yanılgılarını aynı zamanda ne yapma olurdu? Tespit etme olurdu. O yüzden biz kavram haritalarını dersin başında, dersin sonunda ve ders esnasında da kullanabiliriz. Peki bir şey bir hatırlar mısınız? Biz size ne demiştik? Zihin haritası demiştik. Zihin haritası
bir kavramın çocuğun zihninde oluşturmuş olduğu görsel ya da sözel şemalardı. Saat resmi çizmiştik. Saat denilince aklına oluşan anlamları oklar çıkartarak bu kavramın etraflarına çiziyordunuz. Peki şunu söyleyebilir miyim? Zihin haritaları bu nedenle nasıldı? Benden sana değişebilirdi. Benim aklıma saat denince Beren saat, senin aklına saat denince Ercan saatçi geldi. O yüzden zihin haritaları özneldi. Ama kavram haritalarına baktığımızda kavram haritasında eğitim formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu benden sana değişkenlik gösterir mi? Tabii ki hayır. Bu nedenle kavram haritaları nesneldir ama zihin haritaları nedir diyoruz? Özneldir diyoruz. Bu yönüyle de kavram haritaları nereden ayrılır? Zihin haritalarından ayrılır diyoruz. İkisi arasındaki en bariz fark arkadaşlar budur diyoruz. Şimdi bir çıkmış sınav sorusuyla arkadaşlar ilgili ne yapacağız? Konuşacağız. Bir tane kavram haritası çizilmişti. Önce bir yazayım canlar. Öyle değildi, bir dakika. Temel haklarımız diyordu. Temel haklarımız, yaşama hakkı ve eğitim hakkıdır. Şöyle diyordu, savaşlar yaşam hakkını engeller diyordum. Ne vardı? Gelişim vardı, uygarlaşma vardı. Sağlar diyordu. Şimdi lütfen herkes beni arkadaşlar dikkatle dinlesin. ÖSYM tarafından bize bir parça geldi. Sonra dedi ki, çocuk bu parçaya göre çocuğun çizmiş olduğu, bakın, kavram haritası şekildeki gibidir. Buna göre bu çocuk 1, 2, 3 bu kavram haritasında hangisini yanlış çizmiştir dedi. Dikkatle dinleyin. Verilen parçada ne vardı biliyor musunuz? Diyordu ki temel haklar, eğitim ve canlar yaşam hakkıdır. Yaşam hakkını savaşlar engellerken eğitim, gelişim ve uygarlaşmayı sağlar gibilerinden bir parça vardı. Ve bakın bu parça size verilmiş. Kavram haritasının nasıl oluşturulması gerektiğine dair bilgi size verilmiş. Bilgiyi bilmezseniz dahi. Sonra çocuğun çizmiş olduğu kavram haritası bu şekildedir dedi. Bunun birinci öncülünde dedi ki ana kavram ifadesini kullanmamıştı da bununla eşdeğer anlama gelecek bir ifade kullanmıştı. Doğru yerdedir demişti bakın. Şimdi benim burada ana kavramım ne? Temel haklar. Temel haklar en başa alınmış mı canlar? Evet, o zaman bu ifade ne olacaktı? Doğru olacaktı. İkinci ifadede demişti ki okların yönü yanlış verilmiştir dedi. Şimdi baktığım zaman bakın temel haklarımız yaşama ve eğitim hakkıdır dedi. Doğru verilmiş. Yaşama hakkını savaşlar engeller demiş. Şöyle bir baktım, ok buraya doğru gelmiş. Savaşlar engeller yaşama hakkını, doğru verilmiş. Nereden başlıyor, nereye gidiyor oraya göre okuyacaktın. Araya da ne yapacaktın? Önermeyi sıkıştıracaktın. O zaman savaşlar yaşama hakkını engeller dediğimizde doğru oldu mu? Oldu. Parçada eğitim gelişimi ve uygarlaşmayı sağlar dedi. Ama ben şekle baktığımda bakın ok buradan başlamış eğitime doğru gitmiş. Ok buradan başlamış eğitime doğru gitmiş. O zaman gelişim sağlar eğitimi, uygarlaşma sağlar eğitimi demiş. Ama soru parça bana ne dedi? Eğitim gelişim ve uygarlaşmayı sağlar dedi. O zaman parçaya göre bu okların yönü ne yapmak zorundaydı? Alta doğru kaymak zorundaydı. Yani öğrenci okların yönünü ne yapmış? Yanlış çizmiş. O zaman bakıyorum okların yönü arkadaşlar. Soruda pardon, okların yönü doğru verilmiştir diyordu. Okların yönü yanlış verilmiştir diyecektiniz. Bu nedenle iki numaralı sözcük neydi canlar? Yanlıştı. Üçüncü öncülde de genelden özele doğru gittiğine dair bir ifade vardı. Bütünden parçaya doğru gittiği için bu ifadede ne olacaktı? Doğru bir ifade olacaktı.
Dolayısıyla verilen kavram haritası çocuğun göstermiş olduğu okların yönü gereği yanlış çizilmiştir diyecektik. Bu tarza mükemmel 2019 yılında geldi. Mükemmel efsane bir soruyla geldi ÖSYM. Tam istediğim kalıpta arkadaşlar, tam benim tarzımda bir soruyla ÖSYM karşımıza çıktı. Yine benzer bir soruyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksektir. Şimdi kavram haritaları örümcek arkadaşlar ağlarıyla falan da karıştırılır. Gelin bir sonraki videoda onlar arasındaki bu sefer ne yapalım, farkı verelim. Bakın şu anda bilerek yan yana vermiyorum. Yan yana verince kafanız karışıyor. Önce birini öğretiyorum, sonra onun üstüne diğer kavramı göstererek arasındaki farkı veriyorum. Yani mantık ne? Sarmal tasarım. Dersi nasıl işliyorum? Sarmal tasarıma göre. Gelin bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.